Şehitler için ağlama durdurulsun. PKK bundan mutlu oluyor. PKK'nın ekmeğine yağ sürmüş olurlar. Şehit cenazelerinde ağlama olmaz. Şehitleri de bu muta zarar eder. Yapmayın, etmeyin. Böyle şey olmaz. Asker zaten ölmeye öldürmeye gidiyor. Asker ne demek? Ölen veya öldüren insan demektir. Allah yolunda şehit olmaya gidiyor zaten. Ağlanacak ne var ya? Özel harekatçı, komando, polis ne demek? Çatışıyor. Tabii ki şehit olur. Gayet normal. Olabilir yani. Adam da öldürebilir. Kendi de şehit olabilir. Yani istenmez bu ama oluyor. Ha, şehadet istenir ama. Şehadet istenir. Ama size bu bahsettiğiniz konu hakkında bütün bir haberi vardı, okuyabilir miyim? Evet. Rütük şehit cenazelerinin görüntülerinde ağlayan anneler, babalar, bayılan şehit yakınlarının, yetim kalan çocuklarının, öfkeli ve tepkili kalabalıkların ve şehit ailelerinin evlatlarının tabutlarına sarılarak feryat etmelerine yönelik görüntülerin tekrarlanarak verilmesinin olumsuz etki yapacağı değerlendirmesinde bulunarak bu konuda basını uyardı. Canım bunu en aklı başında adam değil mi? Hemen bilir. Ama fark edemeyen de hayret ettiğimiz bir insandır. Bu nasıl bilinmez ya? PKK zaten bunu istiyor. Yani onun tam istediği şey değil mi bu? Onları sevindirecek şey yapmanın alemi var mı? Bir de binada patlayıcı maddeden şüphe ediyorsa binaya uyarsınlar hoparlörle. Binayı top ateşiyle yıksınlar. Asker içine girmesi binanın. Tank ateşiyle yıksınlar binayı. Binanın içine girilir mi? Uyarsınlar önce. Defalarca uyarsınlar. Şuradaki bina. Işık da hop, değil mi? Işık da tutsunlar üstüne. Burayı boşaltın şimdi top ateşi başlayacak desinler. Top ateşiyle yıksınlar. İçine girmenin alemi yok. Hepsini öyle. Yani alasını yaparız. Geniş bahçeli evler. Sıra 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 böyle. Mesela her evin arasında 50 metre boşluk. 50 metre boşluk. Güzel villa tarzı evler yaparız. Kardeşlerim de oraya geçerler. Oradaki evlerin hemen hemen hepsinin yıkılması lazım. Açık, ferah hale getirilmesi lazım. Yeni bahçeli güzel evler yapalım. Hükümetin bu yöndeki politikası güzel. Evlerde parayla vermeyelim, bedava verelim. Ağlamamızı istiyorsun. PKK'nın ekmeğine yağ salmış olursun. Ya insan da şüpheleniyor hatta siz böyle yayınca. Olmaz. Hep ağlama, bağırma, çağırma. Öyle bir şey yok. Biz bayağı neşeli olacağız. PKK'yı kızdırın. Aksine yapın. Tekbirler getirin. Temhitlerle yıkacağız ortalığı. Böyle olmaz. Tabii kanun hukuku uygun olarak. Bunlar istiyor ki her gün ağlansın. PKK'nın hissediyor zaten. Ağlamayla memleket gider. Gülerek kazanacağız. İnşallah. Neşeyle kazanacağız. Ağlamak bize yakışmaz. Bir de şehadet. Şehadet zaten bir şereftir. Niye alayım ben şehadet? Şerefe ağlanır mı ya? Nimete ağlanır mı? Allah bize de nasip etsin. Elhamdülillah. İnşallah nasip eder. İnşallah. Yani Allah sana nimet sunacak, sen de ona ağlayacaksın. Ne var dünyada? Neyine meraklısın dünyanın? Hayır sen kaldığında ne oldu dünyada? Ne yapıyor? Bana anlat, eğlendiğin bir şey göster de göreyim. Yani sen neyine mutlu oluyorsun dünyada kaldım diye. O sana acıyor, şehit sana acıyor. Ağlanacak varsa senin de sana ağlamak lazım. Şehidin neyine ağlıyorsun sen? O kurtulmuş. Sen kendi haline ağla. Ki ağlanmaz yani, şükredilir yani. Anlaman için söylüyorum. Şeytan Allah karşılığında mutlaka onlara cenneti vermek üzere mallarını ve canlarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler. Bu İncil'de, Tevrat'ta ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan başka ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz diye bildiriyor Allah maşallah. Maşallah. Ne güzel.